Hüseyin Likoğlu. Bu katalog evliliğin nikahını kim kıydı? belki çok klişe bir sözdür ama bu kez gerçekten çok önemli bir seçime gidiyoruz. 24 Haziran'da sadece ülkeyi kimin yöneteceğine karar vermeyeceğiz. Sadece kimlerin milletvekili olacağına karar vermeyeceğiz. 1960 27 Mayıs'ında bir başbakan ve iki bakan asılarak getirilen karanlık düzene son vereceğiz. 16 Nisan'da kabul edilen anayasa değişikliğini hayata geçireceğiz. Türkiye'de çok partili hayata 1946 yılında geçildi. Çok partili hayatın ilk seçiminde Açık oy gizli tasnif uygulandı ve Milli Şef yönetiminin ömrü 4 yıl daha uzatıldı. 1950 seçimleri karar milletin seçimi olmuştur. 1950 ile 60 arasında yapılan 3 seçimde de milletin seçtikleri ülkeyi yönetmiştir. Milletin tercihiyle iktidara gelemeyeceklerini ya da milletin tercihiyle iktidara gelenlere istediklerini dikte ettiremeyeceklerini anlayanlar çıkışı darbede buldular ve 27 Mayıs'ta silah zoruyla yönetime el koyarak Türkiye'yi esaret altına aldılar. 1960 darbecileri Türk milletinin tercihini taca çıkaran bir anayasa hazırladılar. Millet kimi seçerse seçsin 1961 anayasasıyla ülkeyi yönetme gücünü ellerine geçirdiler. Buna ilk direnen Süleyman Demirel oldu. 1965 yılında büyük bir çoğunlukla iktidara gelmesine rağmen Üstelik 1969 yılındaki seçimlerde yine milletin teveccühüyle seçimi kazanmasına rağmen Demirel'in önüne rahmetli Menderes'in idam sehpasındaki fotoğrafını koydular. O da şapkasını alıp gitti. Darbeci vesayet sistemine direnen bir başka lider Turgut Özal oldu. Hepimizin malumu ömrü yetmedi ya da ömrünü kısalttılar da diyebiliriz. Ardından Necmettin Erbakan başbakan oldu. Onu anlatmaya gerek yok sanırım. Yakın zaman herkes hatırlar. 28 Şubat ve akabinde CHP'li Zekeriya Temizel'in kayıp trilyon kumpası. Rahmetli Erbakan'ın bu dünyadan borçlu göçmesiyle sonuçlanan bir kumpas. Şimdi bütün mesele Tayyip Erdoğan. Uğruna başbakan astıkları, cumhurbaşkanı zehirledikleri, her türlü çirkefliği yaptıkları 27 Mayıs düzeni çöküyor. Ve bunun müsebbibi olarak Recep Tayyip Erdoğan'ı görüyorlar. Son 5 yıldır Erdoğan'dan kurtulmak için yapmadıkları kalmadı. 7 Şubat mit krizi, gezi kaosu, 17-25 Aralık yargı darbesi, 15 Temmuz fiili darbe ve işgal girişimi, müteaddit defalar suikast girişimi, içeride ve dışarıda her türlü yalan iftira. Evet bu ahval ve şerait içinde seçimlere gidiyoruz. Cumartesi 4 parti ittifak protokolünü YSK'ya teslim etti. Protokol metninde şüphesiz siyaseten çeşitli değerlendirmeler var. Ancak en dikkat çekeni kutuplaşmanın önüne geçmek için bir araya geldik diyorlar. Pardon, siz zaten birbirinize benzemediğiniz halde 5 yıldır tam da söylediğinizin aksine kutuplaşma için bir aradasınız. Dersiniz ki eskiden birbiriyle mücadele ediyorlardı da şimdi gerilimi azaltmak için bir araya gelmişler. Tam aksine kutuplaşmayı derinleştirmek ve Erdoğan düşmanlığında daha sert mücadele etmek için bir araya geldiler. Kutuplaşmanın alası için bir aradalar. 15 vekilin kiralanması hadisesinden sonra günümüzün güneş moteli neresi diye Akşener ve Kılıçdaroğlu nerede bir araya geldi diye merak edip peşine düşünce çok daha ilginç bir bilgiye ulaşmıştım. Malum Yeni Şafak'ta manşet oldu. Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun otelde bir araya gelmeden CHP'nin meşhur genel sekreteri ve Fethullah Gülen'in hamisi Kasım Gülekin kızı Tayyip e. Gülek'in evinde bir araya geldikleri ortaya çıkmıştı. Bu buluşmayla sürecin kimler tarafından dizayn edildiği yansımıştı. Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda bu karanlık yapı istediğini elde etti mi bilmiyoruz. Lakin milletvekilliği ittifakı konusunda epey ilerleme sağlandığı kesin. Dört partinin bir araya gelme yöntemiyle Fethullahçı örgütün katalog evliliği tıpatıp birbirinin aynı. Malum Fethullah Gülen örgütü örgüt elemanlarının evliliği ile ilgili katalog sistemi uyguluyordu. Hangi örgüt elemanının kimle evleneceğine örgüt yönetimi karar veriyor. Burada maksat örgüt elemanlarını evlendirmek değil. Evliliği örgüt için kullanmak. Evlendirilen örgüt elemanları birbirine eş olmuyor örgüt emrini yerine getirmek için bir evde yaşıyor. Cumartesi kurulan ittifak da FETÖ'nün katalog evliliği gibi katalog ittifakı. Ülkeyi yönetmek için bir araya gelinmiş değil. Tayyip e. Gülek'in evinde buluşma örneğinde olduğu gibi bazı mihrakların emellerine hizmet etmek için yapılmış bir ittifak ya da evlilik. Bu ittifakın katalog evliliği olduğu kesin de bu nikahı kimin nerede kıydığı araştırılmalı. Hüseyin Likoğlu, Yeni Şafak